Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yemez yedi gel yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Kaya haberlerine başlıyoruz. Sağlam, teknoloji haberleri içeren, bilgi odaklı videolar içeren falan. O haberleri içeren işte, anladınız siz. Şimdi ne yapacağız? Haberler okuyacağız. Yani haber falan derledim sizler için. Güzel bir video olduğuna eminim. İnşallah sizler de beğenirsiniz bu videomu. Altına görüşürüz. Bir de like atarsınız ve hala kanala abone değilsiniz. Abone olup bildirimleri açarsınız. Beni mesut edersiniz diyelim o zaman değil mi? Biz yeni videolarımla. Evet neyse. Artık Kaya haberlerinde teknoloji haberleri falan olacak. Ve bu birinci bölümümüzde de teknoloji üzerine yoğunlaştım. Peki bir soru soruyorum. Astronotlar neden beyaz giyer? Hiç aklımıza geldi mi bu soru? O zaman geçelim artık astronotların beyaz, neden beyaz giydiğini öğrenmiş oluruz. Ve enden sonuna bir önemli haber daha var. O haberi de sunacağız. O zaman hadi artık geçelim ya. Çok uzattık. Astronotlar neden hep beyaz giyer? Astronot giysileri oldukça özel ve gelişmiş yapılarıyla astronotların uzayda yaşayabilecekleri her türlü olumsuzluğa karşı koruma sağlıyor. Peki astronot kıyafetleri neden beyaz renk oluyor? Uzay dünyadan çok farklı koşullara sahip olduğu için astronot giysilerinin hem aşırı sıcaktan hem de dondurucu soğuktan koruyabilecek niteliklere sahip olması gerekiyor. Elbette kendini ısıtıp soğutabilen uzay tutumlarını en çok kabul göreni ay. Bu giysilerin güneşten gelen astronotların uzay yürüyüşüne koruma şansının olmadığı ışınımlara büyük ölçüde yansıtabilir olması da gerekiyor. Tüm bu yansıtabilirleri en iyi şekilde yapan beyaz renk bu yüzden tercih ediliyor. Ayrıca bu giysilerin özel malzemelerden yapıldığını da unutmamak gerek. Tüm bunlara ek olarak siyah yoğunluğu, uzay beyaz renk, mütevrabat, darun astro daha kolay fark edebilmesini sağlıyor. Sıradaki haberimizde ne biliyor musunuz? Efendim, Huawei'lerin maalesef hazin sonu. Hazin sonu demeyelim de işte Android'den çıkıyor yani artık. Android gidiyor, başka bir işletim sistemi geliyor yani. Artık Google ona bir yasak verdi Amerika. Çin'e. Yalnız ben bunu Çin'in o işin içerisinde rahat bir şekilde çıkacağını söylüyorum. Çünkü Çin biliyorsunuz ki dünyanın en çok nüfusa sahip olan ülkesi. O zaman hadi şeye geçelim, Huawei'lere geçelim o zaman değil mi? O habere geçelim. Huawei'lerin yeni alternatif planı, yeni işletim sistemi ne olacak? Hadi geçelim o zaman. Google'un Android işletim sistemine çıkarma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Huawei, Android'e alternatif olarak Aura işletim sistemini inceliyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi, Google'un işletim sistemi Android'de mahrum kalma tehdidiyle karşı karşıya kalan alternatif planı belli oldu. Bir süredir kendi işletim sistemi için ciddi mesai harcayan Huawei'in bu sistem stabil hale gelene kadar başka bir platform ile ara geçiş formülü üzerine çalıştığı iddia ediliyor. Tabii bu proje için çok fazla alternatif yok. Dübel'in haberine göre Aura OS bir adım öne çıkıyor. Aynı habere göre Huawei yöneticisi Gu Ping, Rusya Federasyonu'nun Dijital Gelişim ve İletişim Kitle Medya Bakanı Konstantin Daskov ile yaptığı görüşmede Aura işletim sistemini kullanma konusunda fikir aldı. Merkezi Huawei'nin Google yasağına karşı B planı olarak lense aldı. İşletim sistemine ait yeni görüntüler geldi. Huawei Arc İşletim sistemine ait görüntüler ortaya çıktı. Arc işletim sistemi yakın zamanda Çin ticari marka olarak tescillenerek sertifikasını aldı. Kendi işletim sistemi için aldığı patent ortaya çıktı. Çin merkezli teknoloji devi Huawei'in bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü işletim sistemi için patent aldığı ortaya çıktı. Söz konusu başvuruda Huawei Arc işletim sistemi, Arc işletim ve Huawei Arc isimlerinin yer aldığı görülüyor efendim. Huawei'nin kendi işletim sistemi ne zaman hazır olacak? Teknoloji dünyasındaki soğuk savaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Huawei CEO'su Yu Shengdang şirketin kendi işletim sistemi için merakla beklenen tarihi verdi. Huawei CEO'su Richard Yu yaptığı açıklamada işletim sistemi 2020 yılında ilk ya da ikinci çeyreğinde hazır olacağını belirtti. Kara listeye alınan şirketler. Henüz adı açıklanmayan işletim sisteminin hem mobil hem de dizüstü bilgisayarlar için uygun platform olacağı gelen iddialar arasında. Huawei kullanıcılarını neler bekliyor? ABD Ticaret Bakanlığı dün kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarının 90 günlüğüne askıya alındığını açıkladı. ABD'nin aldığı Huawei'in mevcut ürün ve ağların bakımı ve cep telefonlarının güncellemeleri
Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan Amerika yapımı ürünleri alamayacak nokta. Huawei kullanıcıları nasıl etkileyecek? Yasağı 90 gün erteleyen karar kuşkusuz Huawei'in kısa bir süreliğine olsa da rahat bir nefes almasını sağlar. Bu 90 günün sonunda işler istenildiği gibi gitmez ve Google yasağı kullanma girerse işler nasıl gidecek? Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Huawei kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Bu senaryo gerçekleşirse Huawei cihazlara sahip olan kullanıcılar Google'un bazı Android güncellemelerinden mahrum kalır. Huawei kullanıcıları bu yamaları ancak Android Open Source Project, Android Açık Kaynak Projesi'ne ASP geldiğine alabilecek. 90 günün sonunda anlaşma olmaz ve yasak kararı devreye girerse Huawei marka telefon alanlar Google Fotoğraf, YouTube, Google Harita, Google Drive, Google Duo görüntülü arama ve benzeri uygulamalara sahip olamıyor. Bu senaryo gerçek olması durumunda Güney Kore merkezi Samsung'un arkasından dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi konumunda yer alan Huawei için zor günler başlamış olacak maalesef ve ne yazık. Google'un bu kararının kullanıcı tarafından göreceği tepki şirketi kısa vadeli zararında belirleyici olacak. Zira kısıtlama hazırda Huawei kullananları kapsamasa da yeni telefon alacaklar için başka markalar tercih etmeleri için yeterli motivasyonu barındırıyor. Dediğim gibi Huawei için zor durum başladı fakat bu zor durumun içerisinden kolaylıkla sıyrılacaktır. Ama felakin Huawei'yi zorlayacaklar. Yani Android'den başka bir işletim sistemine geçmesi tabii ki başlangıçta zorluk çıkartacaktır. Üstelik YouTube gibi şeyler de kullanamayacak, uygulamalar da kullanamayacak. Ama Çin bu üretiyor yani abi, her şeyin çakmasını üretiyor. Her şeyin orijinalini de üretiyor yani. Çin iyi bir şey, teknoloji alanında çok ilerleyen bir platform ülke. Ve nüfus olarak da en yüksek nüfusa sahip olduğu için bu durumların arasından kolaylıkla sıyrılacağını söyleyeyim ben. Aura diye bir işletim sistemi var ve alternatif olarak bir de Huawei Arc işletim sistemi var. Bu ikisinden birisini kullanacak ama Huawei'in asıl hedefi Huawei Arc işletim sistemi ve bunu getirirse de inşallah çok daha güzel bir şekilde şeyler falan olur yani. Güzel şeyler getirir, platformlar, uygulamalar falan. Android'i çok aratmayacak bir şey olur, işletim sistemi olur. Android nedir diye soracak olursanız zaten Android Linux veri tabanlı bir işletim sistemi. Yani Linux'u almışlar, oradan bir işletim sistemi üretmişler. Yani Linux araştırırsanız zaten Android'de çok benzerlikleri olduğunu fark edersiniz. Neyse, yavaştan bir haberimizin sonuna daha genç geliyoruz. Videomuzu burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Yarın yeni videolarda görüşmek üzere o zaman. Bay bay.